Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Rabbı yessir ve la tuassir Rabbi temmin bil hayr Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş Kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa Kendisine bir sevap yazılır Her sevap ise on katıyla karşılık bulacaktır Dikkat edin ben Elif, Lam, mim bir harftir demiyorum Aksine elif bir harf lam bir harf, mim de bir harftir. Evet arkadaşlar, şimdi biz bu ikinci dersimize başlıyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinden yola çıkarak da burada ne yapmaya çalışıyoruz? Kur'an'ı öğrenmeye çalışacağız. Bu videomuz açıklamalı video olacak. Bütün harfleri ve harekeleri detaylarıyla ele alacağız. Örneklerin sadece tekrar edildiği videomuz ise açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Bu videodan sonra ona geçin. Bu video, bu ders iki videodan oluşacaktır. Haydi başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar daha önce biliyorsunuz harfleri gördük. Harflerin bağımsız isimlerini gördük. Şimdi harflerin bağımsız isimleri vardır. Biz bu isimleri biliyoruz. Elif, B, T, S, Cim, H, H. Bu gibi <laughs> isimler arkadaşlar. Ee, Bunların üzerine bir de e, hareke gelir. Yani temelde harf vardır, bir de onun üzerine konulan hareke vardır. Harekelerimiz 3 çeşittir arkadaşlar. Bu 3 çeşit hareke şöyledir arkadaşlar. İlk başta evet üstün, esre ve ötre şeklinde gelecektir. Zaten şu üst satırda gördüğünüz gibi arkadaşlar nedir? Orada e, kendisini göstermektedir arkadaşlar üstün, esre ve ötre arkadaşlar. Bunların ne işe yaradıklarını şimdi birlikte görelim arkadaşlar. Örneğin elif var. Birinci örnekte elif var arkadaşlar. Elif üstüne üstün alırsa elif e diye okunmaz. Yani şunu da söyleyeyim o zaman. Üstün harekesi arkadaşlar ince harfleri e diye okutur, kalın harfleri a diye okutur. Esre ise bütün harflerde hemen hemen aynıdır. Ötre de aynı şekilde üstün şey kalın harflerde e, u sesi çıkartır. İnce harflerde ise böyle u ile ü arasında bir ses çık ses çıkartır. Kırmızı kare içerisine aldığım harfler arkadaşlar kalın harflerdir. Geri kalanlar ince harflerdir. Bu mavi kare içerisine aldığım harfler de arkadaşlar peltek harflerimizdir. Elif'te kalmıştık arkadaşlar. Şimdi elif ince harf olduğu için üstündeki üstün ona e sesi verir. E. Elifken adı e oldu arkadaşlar. E üstün aldı e. Esre alırsa ne olur? Gördüğünüz gibi hepsi üçer e şekilde yazılmış arkadaşlar. Esre olursa i sesi verir arkadaşlar. i değil mi? i esre i üstün ü u yani ü u anlamda kalın ince anlamda söyleyeyim. e sesi verir üstün. esre i evet ötre de, u u sesi tamam mı? u u u yani ü değil U değil. U kalınlarda olur. Ü diye bir ses yok arkadaşlar. Dikkat edelim. E, I, Ü. E, I, Ü. E, I, Ü. Üstün esre, ötre arkadaşlar. Diğer harfe geçelim. Bu harfin adı B arkadaşlar. Ama üstün aldığı zaman B olur. B uzatmadan. B. B. Normal adı neydi? B ama üstün aldı be be esre aldı bi bi ötre aldı b b yani bu değil b değil b tamam mı yani u ile ü arasında bir ses çıkacak arkadaşlar evet diğer harfe bakalım arkadaşlar t harfimiz iki noktalı t harfimiz b harfi zaten bunun 300'ünden biriydi. Bu, bunlar 300'dü arkadaşlar. 300 kardeşler bunlar bu harfler. B'nin altında nokta olduğunu gördük. T'nin üstünde iki tane nokta olduğunu gördük. Üstün aldı T. Harfi tanıyoruz ve harekeyi tamam mı? Önce harfi tanıyalım. Nedir? T. Sonra üstün gelmiş T olmuş. T. 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 Esra almış. T. T. Yani Harfin adı T. Ama üstün, esre ve ötre hareketine göre ses alıyor arkadaşlar harfler. Devam edelim. 300 Üç kardeşlerin üçüncüsüne gelelim. Peltek harfimiz aynı zamanda. Mavi içerisine aldığımız. S. Değil mi? S. S, S iken değil mi? Bu S harfi. Ama S. S. S, S diye okutuyor arkadaşlar. Üstün. fi S, S, si, S, 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 si, B, 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 T, 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 S, S, si, S arkadaşlar. Diğer üçüz kardeşlere bakalım onlarda nasıl bir değişiklik oluyor. Bu harfin adı Cim'di arkadaşlar. Cim, Cim, adı Jim Ama hareket alınca değişiyor sesi arkadaşlar. Aynı ses çıkmıyor. C, C, gördünüz mü? C. C. Yani bildiğiniz hani Ceyhan'ın C'si gibi değil de biraz o C ağızda yayılsın. C. C. G. C. 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 Üstün. C. Esre. Y. Ötre. İnce bir harf olduğu için o şekilde okunacak arkadaşlar. C. 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 Evet. H -h, H. 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 Evet. Bunun noktası yok arkadaşlar. Cimin noktası içinde göbeğinde arkadaşlar. Görüyorsunuz. H harfinin noktası ise yok arkadaşlar. H, H, H şeklinde okunacak. Üstün alırsa H şeklinde okunur. Esre alırsa H, ötre alırsa H. Bu da üçüncüsü oluyor. Üçüz kardeşlerin arkadaşlar. Kalın harfimiz nasıl okuyacağız? H mi diyeceğiz? Yok arkadaşlar. H demeyeceğiz. H, H değil mi? H. Peki esresi nasıl okunacak kalının? Hıy böyle sanki ı'dan i'ye geçiş bir ses var. hı hı tamam mı? hı tamam? Yani direkt hı derseniz olmaz. hı yani kalın olduğu anlaşılsın diye arkadaşlar ve bu e, ötrede ise hu ne olacak? Hayır. hu hu direkt kalın. hu u gelecek direkt. hu hu tamam? ha hı hu ha hı, hı. hı, hı. hı, hı. hı, hı hu arkadaşlar. C, 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 h, 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 tamam. Diğer ikiz kardeşlere geçelim. Del, değil mi? Ve zel harflerimiz. Şimdi bunlar hareke aldığı zaman nasıl okunacak? D, D, d. Üstün harekesi alırsa del harfi d de olur. Yine esre alırsa D olur. Ötre alırsa ''D'' olur arkadaşlar. Peltek harfimiz mavi içerisine almamızdan belli oluyor arkadaşlar. Bu da ''Zel'' harfi. Noktasız, noktalı. Noktasız, noktalı harfimiz. İkisi ikizler noktalarından ve peltek oluşundan ayrılıyorlar ama ikisi de ince harftir arkadaşlar. ''Z'' ''Zi'' ''Zı'' ''Z'' ''Zi'' ''Zı'' ''Z'' ''Zi'' ''Zı'' Arkadaşlar. Zel harfimiz bu şekilde okunuyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Hem ince hem peltek harfimiz. Ra ve Zeyn veya da Z harfimize geldik arkadaşlar. İkisi de ikizler arkadaşlar. Bunlar üstün, esri ve ötreli okunduğu zaman nasıl okunacaklar? Ra'nın altını kırmızı çizgiyle çekmişim. Sizin dikkatinizi bir şeye çekmeye çalıştım. Bundan önceki derste de bahsettim neydi? Ra aslı itibarıyla ince bir harf olmasına rağmen burada yani genelde kalın okunan özellikle üstün ve ötre harekesinde kalın okunan bir harftir. Buna dikkati çekmek istedim. İsmini seslendirirken yani elif, b, t, z, cim, he derken bağımsız isimlerin içerisinden bunun ismini zikrederken anarken arkadaşlar üstün harekesiyle andığımız için kalın çıkıyordu. Ne dedik? Ra zeyn. Bak kalın çıktı. Ra dedik. Üstün harekesiyle çıktığı için. Şimdi burada da ra ri ru. Normalde kalın harflerimizde ne diyorduk? Hu yani ı'dan e'ye geçiş bir ses çıkacaktı. Ama zaten bu ince bir harf olduğu için öyle bir ses çıkmayacak. Sadece üstün ve ötrede kalın olacak şekilde okunması gerekir. Ra ri ru. Tamam. Bu da z z z z z z z ra'nın ikisi. ikizi ra ri ru z z z arkadaşlar. Devam edelim. Sin ve şin harfimize geldik. Önce harfi tanıyoruz. Ondan sonra üstünde, altında, yanında bir hareket var mı, yok mu ona bakıyoruz. Sin tanıyoruz harfimizi. Harekesi nedir? üstün. O zaman okuyalım. S. Bakın sin iken adı S oldu harekeyle birlikte. İnce harftir. Siyah zaten çevresinde kırmızı bir şey yok. S. Evet. Şimdi esre verelim. Si. Ötre. S. Bak. S. Si. S. Şin. Üç tane nokta almış arkadaşlar. Peltek F harfimizden ayrı tutmak için. Bakın Dikkat edelim dişlerini arkadaşlar. Burada tek dişle çıkarken bu. Bu ise üç dişle karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Ş, şi, şu. Ş, şi, şu arkadaşlar. Ş, şi, şu. Evet. Demek ki şin harfimiz üstün esre ve ötre aldığı zaman sesi değişebilmektedir arkadaşlar. Geldik kalın harfimiz salt ve onun ikizi olan bat harfine. Gördüğünüz gibi her ikisi de arkadaşlar kırmızı çerçeve içerisinde. Dolayısıyla kalınlar arkadaşlar. İkiz kardeşler kalın arkadaşlar. Dikkat edelim. Sad harfimiz nasıl seslendireceğiz? Üstün harekesinde seslendirelim birlikte. Sa, sa, sa. Tamam. İnce şey esre olunca ne olacak? Sayı, so sayı. So Böyle ı'dan i'ye geçiş olacak. Ötrede su, su, su. Tamam. <laughs> Şimdi sat ile sini birbirinden ayıralım arkadaşlar. Sin ince bir harftir ve <laughs> daha keskin çıkar arkadaşlar. S, si, su. Sa, si, su. Umarım farkı anlamışsınızdır arkadaşlar. S, si, su. Sa, si, su. Gördünüz. Şimdi diğer ikize bakalım. Ma, ba, ni, bu bak bat harfi ne oldu ba ba kalın bu bo ba bu şeklinde okunuyor arkadaşlar İkizlerde, kalın ikizlerde bu şekilde okunuyor sa sı si, su ba bi bu devam edelim ba ve za kardeşlerine gelelim arkadaşlar ikisi de ikizler ve onlardı arkadaşlar e, kalın ve ince olarak ayrılıyorlar e, mı diyelim yok arkadaşlar ikisi de kalın sadece peltek olarak ayrılıyorlar kafam orada karıştı bu va arkadaşlar şunların kardeşleri pelteklerin kardeşi tamam mı se sefi zo zazi z zazi zo evet ta ti tu arkadaşlar onun kardeşi ta 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 ti to arkadaşlar şeklinde okunacak. Dab ile birbirinden ayıralım arkadaşlar. Bakın seslendirelim aradaki farkı göreceğiz. Seslendirelim hadi bakın. Ma ba, mi bu, ta ti tu fark varmış değil mi arkadaşlar? Ma mi nu ta ti tu hani burada da gösterelim. H, Hİ, HÜ, HÖ, Hİ, HÜ. Gerçi bu ikisininki birazcık daha belirgin. Bunlar birbirlerine yakın olan seslerdir. Bunlara dikkat edelim. VA derken, bakın burada ince okursanız arkadaşlar bunu, bunu okumuş olursunuz. Tamam mı? VE, Zİ, ZÜ dersiniz. Ama kalın okursanız bu ses çıkar. Bakın. VE, Zİ, ZÜ. VA, Zİ, Z. Gördünüz mü? Hem peltek hem kalın. Bu ise peltek ama ince bir harftir arkadaşlar. Affedersiniz. Evet başlayalım. Devam edelim arkadaşlar. Ayn ve gayn harflerimize bakalım. Şimdi ayn harfini bundan önce zaten tarif etmiştik. Ayn. Ayn. Ses çıkış yeri de bellidir arkadaşlar. Ayn. 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 Tamam mı? Şimdi geldik gayn harfine. Gayn. Bu da kalın arkadaşlar. Ayn ince gayn kalın arkadaşlar. Kırmızı çerçeveye aldık zaten. Gayn. 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 Şimdi bunlara hareke verelim arkadaşlar. Asıl isimleriyle okumayacağız bunlar. Daha önce okuduk. A. I. U. Bak ayn iken a oldu. I. U. A. I. U. A i u şeklinde okunuyor. Peki gayn harfimiz ra, ri, ru, ra, ri, şeklinde okunuyor. Kalın okunuyor arkadaşlar. Ra, ri, ru, ra, ri, olacak. A, i u ra, ri, Önce harf, sonra hareket. Devam edelim. F Qaf harflerimize bakalım. F, fi, f ince bir harftir, harftir, kolaydır. F, fi, f arkadaşlar uzatmıyoruz tamam mı? Arkadaşlar bu sayfada hiçbir harfi uzatmıyoruz tamam mı? Daha uzatma derslerine gelmedik. Buna bakalım. Qaf, qa, qi, qu, qa, qi, qu. Adı ne? Qaf. Harekesi üstün. Okuyalım. Qa harekesine esre okutalım Kı. Burada ötre okutalım ku, Qa Kı. ku değil mi? Affedersiniz. Evet k ki Kü. adı neydi harfin? Kaf. Değil mi? Qaf kaf. K ki Kü. Şimdi K, G, G şeklinde okuyan var bunu, kafı. G şeklinde okumayalım. Kef ile kafı birbirine karıştıran var arkadaşlar ses itibarıyla. İkisini birlikte birlikte seslendirelim. Q, 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 K, K, Q, 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 K, K, Q, 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 K, K, arkadaşlar. Bu şekilde birbirinden ayırt edelim. Bu A harfi kalın, kef harfi incedir arkadaşlar. Lam harfine geldik. Lam. Lam iken ne oluyor? Le. Le üstün li, esre lu, ötre le, li, L Le, li, lu <laughs> şeklinde okunacak arkadaşlar. Le, li, lu. Diğer harfimiz mim. Me, mi, mü. Evet, mim iken onun adı üstün aldı, me oldu. Esre, mi, ötre, mü. Me, mi, mü. Me, mi, mü. Buna gelelim. Harfin adı nun arkadaşlar. Ne, ni, nü. Ne, ni, nü. Ne, ni, nü arkadaşlar. Ne, ni, nü şeklinde olacak arkadaşlar. E, diğerine geçelim. Wow. Bu harfimizin adı wow. Ama hareke alınca nasıl okunuyor? Üstün. Ve. Ve. ince Ve. 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 Tamam. Dudaklar yuvarlak olacak. Ve. Öne doğru. Ve. Vi. Yani ve, vu değil arkadaşlar. Ve, Tamam. Buna bakalım. H harfimiz. Evet. H harfimiz. H, hi, hı. H, hi, hı he hi h olacak arkadaşlar. Bundan sonra e, bağımsız isimlerde lam elif vardı ama lam elif müstakil bir harf olmadığı için burada verilmemiş arkadaşlar. Biliyorsunuz lam ve elif'ten meydana geldiği için buraya koymamışlar. Zaten lam'ın hareketini koymuşlar. Elif'in de hareketini koymuşlar üstüne. Dolayısıyla burada ona gerek yok. O uzatmalarda karşımıza çıkacak o haliyle. Tamam mı? Şimdi he, hi, hı dedik. En son harfimiz neydi? Y harfiydi. Seslendirelim. Y, yi, yu olacak şekilde okuyacağız arkadaşlar. <laughs> Şimdi baştan aşağı bir defa okuyalım arkadaşlar. E, i, ı, b, bi, bü, t, ti, tü, s, si, sü, c, ci, cü, H, hı, hı.

Y olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu örnek bu örneklerin sadece tekrarına yönelik çektiğimiz video açıklamalar kısmında veya da yorumlar kısmında olacak. O videonun linkine ulaşıp sadece tekrar arkadaşlar çok böyle yorum yapmadan benzer, benzer harflerin arasındaki tekrarlar ve diğer harfler kalın ince harfler peltek harfler arasındaki tekrarları orada konu edineceğiz. Açıklamalar ve yorumlar kısmından bunun linkine ulaşabilirsiniz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selamette kalın.